Öyle olmaz hanımefendi. Daha kaç kere izah edeceğim size? Ne demek olmaz ya? İşte gözünüzün önünde örnek vermek gerekiyordu. Aa, kopardım işte kanlı canlı saçı. Daha ne? Bir kere buraya elinizi kolunuzu sallaya sallaya öyle gelemezsiniz. Mahkeme kararı gerekiyor. Buna göre adli tıp size randevu verecek. Şey yapalım o zaman. Ben bu saçı vereyim size, sizde kalsın. Öyle emanet gibisinden. Ha? Kaç kere koparacağım saçımı canım? Olmaz mı? Olmaz. Evet, söylediğim değişiklikleri yaparsınız. Sonra hemen mail atın, olur mu? Peki efendim. Ateş. Müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Vaktim yok. Üzgünüm. Ateş, lütfen. Asıl sen ne yapıyorsun? Seninle konuşmaya çalışıyorum. Dinler misin beni? Beni yanlış tanımanı istemiyorum Ateş. Evet, dün beni istemeye geldiler. Ama ben olmaz dedim. Telefonunu meşgule vermedim, duymadım bile. Senden hiçbir şey saklamıyorum. Bana haksızlık ettiğin için mi sen benden özür dile? Yok artık Alp. Bağır mı Alp? Ne yapıyorsun? Bağır mı? Bağır. Hayır. Hayır. Ay çok hoş ya. Dünyanın en güzel kadını. Benimle evlenir misin? Ateş. Ayak kalk. Kalk. Eğer kalbinde bana bir yer varsa... İşte ancak o zaman buradan kalkarım. Hayır! Hayır, kalbimde yer yok! Hayırdan anlamıyor musun sen? Hayır diyorum ya, kaç kere diyeceğim? Tamam ya. Hemen kızma. Kız istemiyor belli ki. Efsun! Ya kendisi akrabam olur. Bir iki dakika konuşsam. Lütfen iki dakika sadece. Tamam ama fazla sürmesin. Eyvallah, sağ olun. Sizin burada ne işiniz var? Ben ceza aldınız sanıyordum. Doğru. Bir ceset bulmuşlar da. Deden mi diye bakmaya getirdiler buraya. O değil mi? O. Yok, değilmiş. Ama amcamın başına bir şey geldi. Bunu da baban yaptı. Hadi yeter, yürü bakalım. Biliyorsun değil mi? Hem anneni hem dedeni baban öldürdü. Bunu biliyorsun değil mi? Efsun, baban yaptı bunları. O İlyas'a söyle. Elbet çıkacağım buradan. Ondan intikamımı alacağım. Söyle ona.